Bunu Marlon'un evinde bulduk. Nedir bu? Benim adım Marla. Ganzel'in yedi kapısından geçtim ve ardından Kebur ismindeki cinle buluştum. Kebur mu? O ne? Ablan o tarikatın üyesiydi. Ne? Ganzir tarikatı tarafından kabul edilmesi için yer altındaki yedi kapıdan geçmesi gerekliydi. O çember bu anlama mı geliyor? Bu bir Babil büyüsü. Ablanın cinle iletişim kurması için. Buluştuktan sonra cini yakaladı ve o kazanın içine hapsetti. Ne yani? O kazanın içinde bir cinin olduğunu mu söylüyorsunuz? En tehlikeli cin. Tarikatlar söz konusu olduğunda bunlar normal şeyler. Masum insanlara kumpas kurmakta çok iyidirler. Ablanı da öldürüp suçu kocasının üzerine attılar. Peki ya bebek? Ona ne olduğunu biliyor musun? Tarikat onun bir maci olduğuna inanıyor. Yani söylemeye çalıştığınız şey... bebeğin babasının... Evet, bebeğin babasının kazana hapsolmuş cin olduğu. Peki ya Havva? Ablan o olayı incelerken tarikat tarafından bebek sahibi olması için seçildi. Peki neden? Kardeşim Havva'yı olanları bile bile bu tarikatın bir parçası olmayı mı seçti? Evet. Sonuçlarını bildiği halde, öleceğini bile bile. Evet, çünkü ona bir şey vaat ettiler. Ne? Ne vaat ettiler? Bilmiyoruz. Peki, nasıl öğreneceğiz? Ha. Bunu o şeyin içindeki cine soracağız. Ama burada değil. Şimdi cinle temasa geçeceğiz. Endişelenmeyin. Çemberin dışında olduğunuz sürece size bir zarar gelmeyecek. Kalbu şeytan. Darren, hazır mısın? Ateşin ruhuna teslim olan Kebur'a sesleniyorum. Göster kendini Kebur. Sana benimle konuşmanı emrediyorum. Yoksa sonsuza kadar karanlıkta kalırsın. Marla'nın çocuğu nerede? Şeytanın sütüyle besleniyor. Artık size ihtiyacı yok. Çocuk nerede? Macilerin yaşadığı yerde. Şeytanın cennetinde. Sizin cehennem dediniz ya. Söyle ey cin. Marla neden kendini sana teslim etti? Ölmek için. Tarikat ona ne vaat etti? Çıkar beni. Hayır. Bana tarikatın ona ne vaat ettiğini söyle. Çıkar beni buradan. Soruma cevap vermezsen ebediyen bu lanetli karanlıkta kalacaksın. Çıkar. Hayır. Doğruyu söyle. Tarikat ona ne vaat etti? Başakçay. Ganzir ona ne vaat etti? Söyle çabuk. Çıkar beni buradan. Dur, yaklaşma.
Ne olduğunu okuyabiliyor musun? Hayır. Ama sorumuzun cevabı burada. Antik bir dile benziyor. Cinler bize göre aynanın içindekilerdir. Ne? Bize aynanın diğer tarafından seslenirler. Bakın. What child is this? Ne demek istiyor? Bilmiyorum. Soruya soruyla karşılık verdi. What child is this? İsa ve şeytan babasız doğmuştur. İsa'nın annesi Meryem'dir. Şeytanın annesi ise şeytanın kendisidir. Şeytan kendini doğurdu. Ne anlama geliyor bu? Bunu Marla mı yazdı? Evet. Şeytan kendini doğurdu. Marla da Marla'yı doğurdu. Vaat edilen işte bu. Yani Marla bunun kendisinin yeniden doğumu olduğuna inanıyordu. Söylesene, bu resme bakınca ne görüyorsun? İsa bebeği. Emir, peki söyler misin? Sen buna bakınca ne görüyorsun? Ne görüyorsun Emir? Hadi bana ne gördüğünü söyle. Hadi ne gördüğünü söyle. Emir. Dinle beni. Sakin ol, dinle beni. Bak. Emir onlardan biri. İşarete bak. Tarikatın bir üyesi. Bu da tarikatın sembolü. Ganzir tarikatının bir üyesi. Düşün, neden silahı var? Çünkü bizi öldürecekti. Niyeti buydu. Tıpkı Darren aracılığıyla iletişim kurduğumuz cinin söylediği gibi. İsa bebeği gördüğünde... İsa bebeği gördüğünde... Tek gözlü düşmanı öldür. Tek gözlü düşmanı öldür. O da Emir işte. Bırak onu. Yaptıkları şey işte bu. Marla'ya yaptıkları da aynen bu. Hepsi yalan. Tarikatın işini böyle yürütüyorlar. Tıpkı ablam gibi zayıf, geçmişi kötü, masum insanları buluyorlar. Fakat onların zeki olmasına özellikle dikkat ediyorlar. Beyinlerini yıkıyorlar. Onlara yeniden doğacaklarını vaat ediyorlar. Tıpkı yanıp küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu gibi. Darren'la ikimizin 20 senedir bulmaya çalıştığı eksik parça işte bu. Olivia, Maci diye bir şey yok. Bu bir yalan. Ama gördüm. O bebeği gördüm. Kasette gördüm. Canlıydı. Geliyor. Artık gitmeliyiz. Hemen gidiyoruz. Hadi kalk. Hadi. Hadi gidiyoruz, acele et.